Ve telefon attığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aytu Atıcı var. Sayın Atıcı, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Siz de zannediyorum kortejdesiniz, Kızılay'dasınız. Evet, elbette. Başka nerede olacağız? Evet, bize bu biraz... Onurlu bir yürüyüş kaçırılır mı? Elbette. Evet, bize biraz oradaki atmosferden bahseder misiniz? Kalabalıktan, ilgiden. Sayın Kılıçdaroğlu, biz izliyoruz şu anda. Yoğun elbette. Bir kalabalık ve ilgi var. Biraz atmosferi evet. Anlatır mısınız bize? Son derece barışçı bir atmosferdeyiz. On binler adalet arıyoruz, adalet istiyoruz diye sokaklara döküldü. Kadını, erkeği, her yaştan insanıyla beraber şu anda Kızılay'ın göbeğinden Sıhhiye'ye doğru yürüyüşe geçtik. Ve bu yürüyüş bir tek amaca hizmet ediyor, adalet istiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Çünkü adalet olmadığı sürece hiçbir şekilde hiçbir değerin anlamı olmuyor. O nedenle burada yüreği insan sevgisiyle dolu, kardeşlik isteyen, adalet isteyen on binlerce insan kol kola omuz omuza yürüyorlar. Türkiye çok ciddi şekilde kutuplaştırıldı. Şimdi insanlar bu kutuplaşmaya, bu kadrolaşmaya ve bu adaletsizliğe isyan ediyorlar. İsyanlarını da cam çerçeve indirerek değil ya da herhangi bir saldırıda bulunarak değil, sadece yürüyerek gösteriyorlar. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakıştı. Bu da insanlığa yakıştı. Yürüyüşün İstanbul'a kadar yaklaşık olarak bir 30 gün sürmesi bekleniyor. Umarım dalga dalga insanlar bunu görürler, anlarlar ve vicdanı sağır olanlara bir ses olur. Ve insanlar da bunu bir şekilde bütün dünyaya duyururlar. Sayın Atıcı, Sayın Atıcı, bir sivil toplum kuruluşları da var, sendika konfederasyonlar da var. Herkes görüyoruz. Herkes burada. Yoğun bir katılım var. Zannediyoruz bu katılım da korteje İstanbul'a gidene kadar daha da katılımlar olacaktır. Elbette. Bu dalga dalga zannediyorum elbette. Çiğ gibi büyüyecek İstanbul'a gidene kadar. Elbette biz de öyle tahmin ediyoruz. Çünkü şu anda 81 ilimizde Cumhuriyet Halk Partili örgüt yöneticileri ve tabanımız çeşitli eylemler planladılar. Ve bu uzun bir yürüyüştür. Çünkü adaleti elde etmek kolay değildir. Bu yaklaşık 30 gün boyunca hem Türkiye'de hem de dünyada bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Ve adaletin geri gelmesini istiyoruz. Peki şimdi FETÖ davasından tutuklanan, gözaltına alınan damatlar vardı. Damatlar serbest bırakıldı. Ancak Enis Berberoğlu'nu biliyoruz. Yaptığı haberlerden de gazetecilik zamanında, milletvekili zamanından da. Enis evet. Berberoğlu ne maksatla gözaltına alınmış ve tutuklanmış olabilir? Bu tamamen kin, nefret ve intikam duygularıyla yapılan bir harekettir. Bu ülkede yasama, yürütme ve yargı bir araya gelerek adaleti çapraz ateşe almışlardır. Yürütmenin başı bu MİT tırları davasında bu işin peşini bırakmayacağım, hesap soracağım, intikam alacağım diye yeminler etmiştir. Yürütmenin başı yaylım ateşe açmıştır. Daha sonra yargı hiç teamüllere uymayacak şekilde tutuksuz yargılanması gereken, yani anayasamıza göre hiçbir şekilde tutuklanması mümkün olmayan bir milletvekilini tutuklama kararı almıştır. Evet. Biz milletvekillerinin yargılanmasına karşı değiliz. Elbette yargılanabilirler. Fakat nihai karar, yani Yargıtay'dan karar çıkmadan anayasamıza göre hiçbir şekilde tutuklanamazlar. Burada maalesef yargı anayasayı da ihlal etmiştir. Anayasa Mustafa Balbay davasında bunu çok net bir şekilde açığa koymuştur. Evet. Buna rağmen yargının yaylım ateşine tutulmuşlardır. Maalesef yasama da adalete yaylım ateş açmış ve adeta olan biten her şeyi AKP milletvekillerinin onayladığını görüyoruz. O nedenle şuradan net olarak şunu ifade etmek isterim. Suriye'ye kardeş kanı dökmek üzere silah gönderenler mi suçludur? Yoksa silah gönderildiğini söyleyenler mi suçludur? Eğer bir devlet bir ülkeye, örneğin Suriye'ye ilaç yardımı ya da insani yardım yapıyor ise evet. Bu bir devlet sırrı değildir.
insani yardım ve ilaç yardımı gururla göğsümüzü gere gere yapacağımız yardımlardır. Bu nedenle buradan ilaç ya da tıbbi yardım ya da insani yardım gitmediğini çok net bir şekilde biliyoruz. Evet. Zaten o ilaçların altından ağır silahlar çıktığını bütün dünya gördü. Bir devlet bir başka devlete silah yardımı yapabilir. Ancak bu yardım uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilir. Ama adeta devleti bir kenara bırakıp sadece küçük grupların mantığıyla bir yere silah yardımı yaparsanız o zaman sizin devlet yapınız sorgulanmaya başlar. İşte bizim başımızı öne eğdiren durum budur. Biz o nedenle Suriye'ye Türkiye'nin MİT tırlarıyla silah göndermesine net bir şekilde karşı çıkmıştık. O dönemde çok iyi hatırlayacak bizi dinleyenler. Evet. Bu silahların Türkmenlere gittiğini, yalanını evet. söylemeye başladılar. Önce ilaç gönderiyoruz dediler. Silah olduğu ortaya çıkınca bunun oradaki Türkmenlere gittiğini söylediler. Evet. Ama bugünkü başbakan yardımcısı AKP'nin başbakan yardımcılığına geçen Tuğrul Türkeş yeminler ederek bu silahların Türkmenlere gitmediğini net bir şekilde ifade etmişti. Oradaki Türkmenler de bize silah gelmedi demişlerdi. Bu silahların kimlere, hangi örgütlere gittiğini de henüz daha bilmiyoruz. İşte bunları ortaya çıkaran gazeteciler ya da bu davayla irtibatlı olduğu düşünülen insanlar şu anda göz altında. Ama oraya silah gönderen uluslararası suç işleyen insanlar ise elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar ve bu insanları içeri almaya çalışıyorlar. Şimdi buradaki amaç nedir? Buradaki amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni zayıf hale getirmektir. Evet. Ama bunlar şunu unutuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bu devleti kuran partidir. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu iradedir. Cumhuriyet Halk Partisi yedi düvele karşı bir mücadeleyi, bir kurtuluş savaşını örgütleyen bir partidir. O nedenle bunlar bizi küçümsemesinler. Biz her defasında Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyarak sokaklara çıkıyoruz. Evet, yurt içinde de iktidarı ellerinde tutanlar her yeri işgal etmiş olabilirler. Biz Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyup oradan güç alıp ondan sonra da ulusal mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Buradaki on binlerce insan da adeta bunu haykırıyorlar. Evet, Sayın Atınç, son olarak şunu da sormak istiyorum size. Dış tepkiler var mı? Dışarıdan, ülkelerden veya sivil toplum kuruluşlarından, dış siyasi partilerden, yabancı ülkelerdeki var mı böyle bir şey? Dalga dalga bütün dünyaya yayıldı bu haber. Dün akşamdan beri Sayın Genel Başkanımız dün saat 19'da bunu açıkladı. Evet. Bakın üzerinden daha 12 saat geçmeden. Yani akşam 19'da açıklandıktan sonra ertesi sabah saat 7'den itibaren bütün Kızılay on binlerce insanın akınına uğradı. Bu şu demektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı düğmeye bastığı anda saatler içerisinde on binlerce insan sokağa dökülebilir ve barışçıl eylemlerini yapabilirler. Buradan bu mesajı bütün dünyaya verdik. Şimdi dünyadan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Evet. Bir ülkenin ana muhalefet partisinin lideri eğer sokağa inmiş ise, hele hele Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi munis, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi vicdanlı ve şiddetin karşısında duran bir lider bile sokağa inmiş ise, burada çok önemli mesajlar vardır. Bütün buradaki insanlar ve uluslararası basın Gandhi yürüyüşe başladı mesajlarıyla bu onurlu yürüyüşe, bu adalet arayan yürüyüşe destek olmaktadırlar. Ben buradan hem Türkiye'deki bütün yurttaşlarımızı, hem yurt dışındaki yurttaşlarımızı, hem de bu onurlu yürüyüşe destek veren bütün sivil toplum kuruluşları, siyasi partileri ve ayırt etmeden bütün bireyleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Asin, çok teşekkür ederiz. Adalet yürüyüşünde size de kuvvet diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz.